Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalına hoş geldiniz. Yine güzel ve bomba gibi bir kargomuz var. Şöyle gördüğünüz gibi dikdörtgen küp şeklinde. Nike.com.tr'den sipariş ettim. Çok soruluyor kaç günde geliyor. Arkadaşlar bu kargo süreleri değişiyor. Fakat yani bir hafta belki olmamıştır. Bana bayağı hızlı geldi. Çünkü söyledim 3 gün sonra kapımdaydı. Zaman zaman işte yoğunluğa göre değişebiliyor. Fakat tabii ki en güvenilir, en sağlam, en harika adres Nike.com.tr'den. Turun içinden çıkacak ürünlerin linklerini de aşağıya koyacağım. Sizler de beğenirseniz alabilirsiniz. Hadi şimdi kutuyu açalım. Bıçağımı getirmiştim. Kutular pull for freshness veya sport olmadığı için şöyle pek zarar vermedim. Evet, buradan da sadece ayakkabı olmadığını anlıyoruz. Evet, ne var sence? Tahminleri alalım. Bence tight var, short var. O kadar büyük bir kargo değil. Artık sen short, kuru ve fiyatlardan haberin var mı? Bir tane short ve bir tane ayakkabı. Kış aylarında short değil ne alınır? Eşortman altı. Hayır. Hoodie. Hoodie. İlk hoodie diyecektim de hoodie'ler çok pahalıdır diye demedim. Arkadaşlar güzel bir Jumpman Paris koleksiyonundan buldum hoodie. Yapıştırdım. Bir tane de şöyle gündelik bir tercihimiz olacak. Şu... Görmedim. Allah Allah çıkartamadım. Ben şey bozmadan çıkartmaya çalışıyorum. Dın 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 bir şeyler görüyorum falan dermişim. Yok hiç tahmin edemeyeceğim bir ayakkabı çünkü daha önce hiç söylemedim bu ayakkabıyı. 44,5 söyledim. Dev gibi bir şey geldi. Şöyle istiyorsan sadece şunu göstereyim. Overbreak. Hiç duymadım. Overbreak. Aslında Nike Inspire koleksiyonu bu. Hatırlıyorsan şey aldık ya çöp ayakkabı. Neydi onun ismi şu an hatırlayamadım bir anda da. Unuttum. 04 Hippie. Nike Space Hippie 04. O koleksiyonlar olan bir ayakkabının farklı bir versiyonu. Yani artık gündelik ayakkabıları giymeyi çok seviyorum ve almayı da çok seviyorum. Biraz daha fazla alacağım hatırlıyorsanız sene başında söylemiştim. Bu sene oldukça gündelik ayakkabı yine açıp inceledik. Bir de şöyle dediğim gibi arkanda görebilirsin Paris. Lacivert mi aldın? Evet Jumpman işbirliği var. Hiç lacivertim yoktu. Aslında küçük ve tatlı bir kargo arkadaşlar. Bu normalde 1400 liralardan 1000 liraya düşmüştü almak istedim. Bu da 1000 liralardan 700'e düşmüş, 780'e falan düşmüştü. Toplamda 1800 gibi bir kargo ama değeri 2,5. Yani biraz pahalı artık yeni kurdan sonra bunlar bulamayacağız. Şu an yeni gelen hoodie'ler 1200, 1500, 2000 liralara falan bile gelen var düşün. Yani değişik bir dönemdeyiz ama ben yine devam ettirebildiğim kadar devam ettiriyorum biliyorsunuz. Ve neredeyse çıkan bütün ayakkabıları da inceledim. Eğer ki bu kanala yeniyseniz lütfen videolar kısmına girin ve birçok farklı videom var. İncelemesi, kutu açımı, vlog, mağaza vlog. Kendinize layık güzel videolar bulacaksınız dedikten sonra. Şimdi tekstil ürünümüze başlayalım. Bunun için heyecanlıyım. Arkadaşlar bayağı ağır, kalın ve keyifli duruyor. Şimdi normalde işte Bershka'dan, Zara'dan, şuradan buradan alıyoruz üst baş ama artık oralar bile o kadar pahalandı ki 250-300 liraya normal hoodie'leri oldu. Tabii. Yani iki katını ben verebilirim yani Jumpman'lere diye düşünüyorum. Yani Zara'ya, Bershka'ya şuna buna vermektense bunların oturuşu... Bir de gerçekten bak onlardan da aldık çok az giyiyorsun. Ben çünkü dikkat ediyorum. Bir sentetikleri çok fazla. O İçleri çok tüylü, boyları kısa. Boyları kısa oluyor aynen öyle. Bunlar biraz daha sanki böyle basketbolculara göre mi şey yapılıyor bilmiyorum. Hayır bir de daha spor şeyi olarak yapılıyor ya. Yani. Çok güzel. Paris 23 yazıyor arkadaşlar köşesinde. Paris ve Jordan. Lacivert etiketi var. Lacivert kırmızı dedim ki hani çok böyle spor da durmuyor. Ne bileyim bir takım şeyi de değil. Şurada şöyle beyaz bir etiketimiz var ve sadece Jumpman logosu var. Çok tatlı, çok keyifli. Şuna bir dokunur musun? Şunun bir kapşonunun bir doluluğuna. Değil mi? Arkadaşlar kumaşı falan da oldukça hoş. Yani dikim sıklığı, buradaki kullanılan kumaşlar. Bir de böyle giyiyorsun. Giysilerin tüylenmiyor yani. Evet en ve bu. Yıkadıktan sonra da bunlar azalıp dokusu, dağılmıyor. Evet, şey olmuyor, bozulmuyor. Aynen öyle. Yani ben hoşuma gidiyor. Değiyor yani. Birkaç tane giydim çünkü arkadaşlar. Yani bunu sipariş etmeden önce dedim ki sadece Nike'dan hoodie alacağım. Varsın 2-3 tane az olsun. Pahalı olsun ama her zaman giyebilirim. Kaliteli olsun evet. İşte biraz da daha çok kıymam lazım. Arkasında bir şey var mı diye çevirdim. Yok. Keşke diyoruz zamanda. Daha çok evet alsın. Evet ya ben öyle dedim ya. Keşke zamanda. Hep eşim yüzünden arkadaşlar. Ben normalde belki 3 tane birden sipariş edecekken. O zamanlar 300'e falan alıyordum çünkü. 400'e mi alıyordum.
Düşün 3 tane alsam şimdinin bir tanesine anca denk gelecekti. Senin yüzünden ben bütün takımların hepsini alacaktım yoksa. Ne bilinet bilirim yani. Sonra işte bu pandemiler girdi, ürünler bir sıra durdu. Ben bir sıra sipariş veremedim. Ama bu kadar... Artışını kimse öngöremez. Yani doğru. Bu seneki artış gibi hiçbir zaman olmadı. Doğru. Evet, böyle güzel bir şey sonda giyeriz. Şimdi biraz da bu hoodie ile uyumlu bir şey söyleyeyim dedim. Ben genelde siparişlere öyle başlıyorum arkadaşlar. Bir şey söylüyorum. Aynı zamanda kombinlere de böyle başlıyoruz ya. Bir tane alıyoruz, onunla uyumlu gidiyoruz. Evet. Bakalım şimdi bununla uyumlu olduğunu düşündüğüm 45 dakika önce söylemiştim. Tam böyle ödeme kısmına geldim. Hayır dedim. Yani günlük ayakkabılarımı 44,5 söylüyorum deyip döndüm. İyi yapmışsın. Bakalım. Çünkü indirimli bir ürün olduğu için sonradan bulmak da çok zor oluyor. Tipik Nike kutusuyla gelen Nike Overbreak. Böyle. Ba-ba-ba-bam. Bu ne böyle? Vay be. Arkadaşlar çok farklı ve çok hoşuma gitti. İnşallah 44.5'da bir sıkıntı çıkmaz. Şuna bakar mısın? Normalde bunun diğer koleksiyon dediğim bu ISPA koleksiyonu diye geçiyor. Yani çöpten üretilen ayakkabı koleksiyonunu da hiç bulamadım ve o zaman indirimleri bile 1600 lira falan. Yani şu an çok daha yükseğe çıkacak. Bunu 1000 liraya buldum ve rengini de çok beğendim. Güzelmiş. Diğerinden nasıl oluyordu biliyor musun? Sarı, pembe, bilmem böyle değişik bir şey oluyordu. Bunda bu sefer ISPA koleksiyonu değil de Overbreak ismiyle çıktı. Aslında altı birebir aynı. Üstü biraz daha böyle süet ve kaliteli bir materyalle tekrar sürdüler piyasaya. Beğenmene sevindim açıkçası. Beğenmeyeceğini düşünmüştüm. Yo, çok hoşuma ve gitti. Ve bir yürüyüş ayakkabısında kullanılan en büyük React köpüğü burada var. Yani altı full React. Kendimin olsa çok isterdim. Evet. Yani bir tane de sana bakayım o zaman. Sana da çok yakışır ve topuklu da bir miktar tabii evet, ki. Evet, hoşuma gitti. Altı arkadaşlar olduğu gibi React köpüğü ve başka bir şey yok. Ve rengini bunu beğendim. Yani evet. Gerçekten krem, o gümüş detayı, lacivert çok hoş. Hiç de böyle bir ayakkabım yoktu. Düşünün 150 küsür vardı ayakkabı. Her ayakkabı aldığımda buna çok ihtiyacım var. Hiç böyle ayakkabım yok alıyorum. Çok komik. Evet, bu şekilde biraz daha detaylı bakalım. İstiyorsan şöyle tabanına yanaşabilirsin. Arkadaşlar, çok değişik bir tabanı varmış. React köpüğünün farklı biçimi tabii. Ama ki oyulması. Gidebilir mi bunlar? Bayağı yumuşak geldi ya. Yumuşacık yani. İşte gitmemesi için aslında şuralara, ön ve arkalara biraz daha sert plastikler kaynatılmış ama şuralardan biraz eritebiliriz bence ama erise de sıkıntı olmayacak tarzda bir ayakkabı. Çünkü çok kalın yani hiçbir zaman zaten ayağınıza kadar ulaşacak bir eritme hele ki ben başaramam ki zaten bunu hiçbir şekilde dışarıda giymiyorum, dışarıda ama yürümüyor. Her gün giymeye uygun bir ayakkabı değil bence günlük ama. Giyilebilir. Şöyle koşup basket oynayıp bir şey yapmıyorsanız her gün giyilebilir. Ama baskette tabii ki şimdi bir tane ayakkabı her yerde giyenler için tabii ki uygun olmayabilir ama ben zaten AVM'lerdeyim, yürüyüş parkurlarındayım, maksimum buralarda takılıyorum. Bu dışarı kadar arkadaşlar uzanıyor. Yani bir adeta araba lastiği tekeri görünümü var değil mi? Veya kar evet, lastiği hoş görünümü. Arkaya doğru geliyorum. Arkadan inanılmaz bir çıkıntısı. Yani Yeezy tarzı veya işte bu tarz pahalı ayakkabılarda görmeye alıştığımız tarzda bir dikil şemal var. Daha kaba duruyor fakat kabalıkta da bir sadelik ve bir tatlılık oluyor. Şurada biraz içeriye girilmiş. Orada bir plastik gibi bir şey var. Ha, yukarıya kadar çıkan plastik arkadaşlar. Bu daha sert olan kısmı ayağınızın bastığı yerlerde. Yan tarafta ve üste doğru hemen bakalım. Üstü dediğim gibi çok kaliteli süet materyallerden yapılmış. Dokunduğunuz zaman zaten kalitesini burada görebiliyorsunuz. Şuralarda daha içinden nefes alabilmesi için daha delikli gibi gözüküyor ama bilmiyorum tabii ayağımı giydiğim zaman anlayacağım. Ve metalik bir silver Nike işareti var. Arkada Nike yazıyor, üstünde Nike yazıyor dilinde. Bağcıkları çok hoşuma gitti. Böyle kalın kalın oldukça büyük büyük bağcıklara sahip. Evet, kesinlikle keyifli. İnşallah 44.5 olur çünkü şuralardan falan ayağımı vurabilir korkusundayım. Şurada arkadaşlar parmaklarınızı hem koruyor hem de aynı arkada olduğu gibi, arkada şu yukarı çıktığı gibi önde de yukarı çıkıyor bu yapı. Evet, hem sade hem güzel. Bu arada direkt içindeki şey çıkmış. Yapışkanı şuraya yapıştırayım. Şöyle açayım içinde ne var ona bakayım. Sanki şimdiden yürüyormuş gibi ayakkabı. Baksana sen. Bu arka topuktan ön topu arkadaşlar geçiş oldukça önemli. Ayakkabının stepping comfort deniyor. Adım atma rahatlığı gibi çevirebiliriz. Bunun için bazı ayakkabıları böyle dizayn ediyorlar. Hani dengesiz gibi yana doğru dengesizlik yok. Ön ve arkaya sallanması aslında istenen bir şey. İçine baktığın zaman oldukça dar duruyor ama. Değil mi? Yok. Sanki bir tedirgin oldum. İçinde bir darlık varmış gibi hissettim arkadaşlar. Bence evet, sıkıntı olmaz. Baktığınız yani zaman dediğimi görebilirsiniz. Renk farkını görüyor musun? Işık geliyor. Şuralardan bak. Şuralardan ışık geliyor.
Direkt artık gördüğüm zaman anlıyorum ya materyaller, kumaşlar nasıl, niçin yapılmış. Burada biraz daha havalandırması arttırılması için. Özellikle bence günlük ayakkabılarda havalandırma çok önemli ki. Çünkü diğer türlü baskette tamam hadi okeyim de günlük ayakkabılarda olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle iç hemen dilini göstereyim. Dil kısmı oldukça normal yani. Öyle bir şey yok ama pufidiklik olsa daha güzel olabilirdi. Genelde günlük ayakkabılarda çok pufidik tercih etmiyorlar. Niye bilmiyorum. Belki terletiyor veya olabilir. Şey diyeyim ama basketbol ayakkabılarındaki o böyle cüsseli diller çok iyi hissettiriyor insanı. Hadi şimdi ayağımıza deneyelim. Bu diliyi de deneyelim. Sonra çıkışımızı yaparız. Arkadaşlar direkt hani giymek için şöyle yere koydum. Tepeden baktığınızda ayakkabı dışarı doğru o kadar geniş ki adeta diyorum ya bir kar şeyi gibi, ayakkabısı çok, gibi. Bilmiyorum, hoşuma gitti benim evet. Ya. Sevindim senin gitmesine. İçi dar. Eyvah eyvah dereceden. Yok ya. Bak çok sevindim. Tam. İyi ki de 44,5 almışım. Şu an bir değişik hissi var ki sorma. Dediğim gibi ittiriyor sanki ayağımı. Daha şimdiden arkadaşlar kesinlikle bağcıklar harika. O kadar kalın ve o kadar güçlü ki. Ama bu tarz kalın bağcıklar çabuk açılıyor. Heh, doğru haklısın. Onu sevmiyorum ama ben. Ama şöyle zaten bu günlük ayakkabılarda ben sürekli bağcık bağlayan bir insan değilim. Çok böyle şey dar bağlarsan açılır. Hafif böyle bol bıraksan bile olur bak. Mesela şöyle bile gezersin. Örnek yok, veriyorum. Yok ya şu attığın düğüm hep açılıyor. Hmm, benim demek istediğim doğru. O. Ama o zaman düğüm atmayabilirsin veya şöyle işte ne bileyim böyle falan yapıyorlar ya. Hmm. Bir sürü bağcık bağlama teknikleri falan var. Ne bileyim şöyle bile gezilir yani bu ayakkabıda. Hadi hatta şöyle çıkayım. Oo, böyle bir şey yok. Arkadaşlar gerçekten bu kadar rahat react hissettiğim. Bunun ayakkabının özelliği şu arkadaşlar. Bastığınız normalde yastıklamayla ayakkabı arasında katmanlar olur. İşte bunlar böyle şey board deniyor. Strobel board deniyor. Bir nevi mukavva birkaç tane. Burada o yok. Direkt hiç ayakkabı yastıklamaya basıyor. Ve aşırı rahat. Dediğim gibi bak şöyle açık giyilmesi daha bile mantıklı. Görüntüsü nasıl? Hı hı, çok güzel. Tepeden kendimi çok beğendim arkadaşlar bu arada. Çok kendimi beğenmiş gibi konuşmayayım ama. Ve boyum bayağı uzattı. Evet rahat, çok uzun durdu. 3-4 santim katmıştır bana. Tam benlik bir ayakkabıymış. Hatta bir tane de sana bulursak alalım aynısından. Türkiye'de bildiğim kadarıyla mağazalarda yok. Nike.com'dan alabilirsiniz. Biliyorsunuz çünkü Türkiye'ye gelmeyenler orada olabiliyor. Evet aşırı rahatmış. Uf. Bayıldım. Bayıldım gerçekten. Çok sevdim. Şimdi hemen hoodie'yi de şey yapayım. Böyle bir bomba. Hadi ki. Evet suşicik de. Umurunda bile değil dünya. Dünya yan sonunda olmaz. Yani zaten şu an yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Evet çok sıcak. Çok sıcak. Aralığın yani ortasında böyle bir sıcaklıkta. Bu kapşon. Kapşonları niye bu kadar kalın yapıyorlar bilmiyorum. Bunların... Evet. Boyu kısa mı biraz? Yani tahmin ettiğimizden daha mı kısa ama tişörtle gideyim ya. Şöyle. Hmm. Evet arkadaşlar nasıl oldu sizce? Gayet iyi. Çok güzel. Evet. Evet çok keyifli ve çok güzel bir karma açımı daha oldu. Nike Overbrain detaylı incelemesini görmek ister misiniz? Aslında ben bütün ayakkabıların detaylı incelemelerini yapmak istiyorum. Birkaç hafta geldikten sonra biriken tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hani isterseniz bunu da yapabilirim çünkü muhtemelen ben bunu çok sık tercih edeceğim. Giyim en rahat ayakkabılardan biri, hatta ben bugün tercih edeceğim ama bence kesinlikle ilgilenmemeli bu ayakkabı. Şöyle hatta birkaç tanesini şöyle açayım. Çünkü arkadaşlar ayakkabının kalıbı bayağı sıkı sıkı yanlardan özellikle. Geniş ayaklı arkadaşlarım için biraz bu hoş olmayabilir. Ama işte şu veya içine sokmayı da sevmiyorum gerçi ya. Bu sefer bağcık orada böyle şeyler falan var ya. Biraz öğrenmem lazım aslında. Böyle video isteyenler de var. Hani bağcık bağlama teknikleri falan oluyor. Şöyle şunu da şöyle bağlıyorlar falan. Saçma sapan bir şey yaptım. Bilinçaltımda kalanlar bir iddia yaptım arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Yorumlarınızı bekliyorum, like'larınızı bekliyorum. Eğer kanala hala abone değilseniz ne bekliyorsunuz? Türkiye'de başka bu işi yapan yok. Lütfen biraz desteğinize ihtiyacım var. Çevrenizde, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük. Out. Let's go. Let's go.